Akpınar canımızdan razı mısınız? Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediyor musunuz? Kapı komşuluk haklarınızı helal ediyor musunuz? Yüce Allah şehadetliğinizi kabul eylesin. Yüce Allah'ın izzet hürmetine, dualarımızın kabulü için, Hakk'ın rahmetine kavuşan merhum Ergün Akdoğan canımızın ruhu için, uzaktan ve yakından gelip de burada hazır bulunan bu canlarımızın da geçmişlerinin ruhları için, El-Fatiha. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd olsun alemlerin Rabbi, Rahman-ı Rahim, din gününün sahibi Allah'a, yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna it. De zaman gran o ama bızanık ki her zamanki pilbi. Harde devresterimi ma unca zudzan oho dame hart. Dersim harde devres hirüsü heş rahat anıka zulm zordarı fenehele şeytara. Ama iz zanne ki na duste zordarı de domanane ma pile ma ke perodayı soho neverda. Ergün hevali ki na perodayı ma da zaf graniyi ketser oho zaneme. Heval ergin malbata heval ergin hirüsü heş rahat anıka sürgindi devünü vesnay şi İstanbul des halk serde gurette bin tsav nu devlet Hind ismeniyen kemeki kurmancır alevira sere heval ergin kert bil kert deso heşt müebbet cezada makotra zaneme sey rıza kiyin kert bil sey rıza dar kert ama sere hozaf bil bil kert peşke kiyin kert ma zaneme name devlet na halde devreste çıko mazafın zaneme ama iki bizane ki domanan ma tere piriku galikan oho hoverday soho peredoy soho neverda. Başlarken Heval Ergin'in ana diliyle konuşmak istedim. Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum. Dersim Kürt coğrafyası, Kürdistan, Kürtler ve Alevi bu cumhuriyetin kuruluş tarihinden itibaren İnsanlık tarihinin görüp görebileceği en büyük zulümleri yaşamak zorunda kaldı. Bu durum eksilmiş değil, bu durum değişmiş değil. Ama bizim de başta Heval Ergin olmak üzere Aysel Doğanların, Sakine Cansızların ve ismini sayamayacağım nice arkadaşlarımızın mücadelesiyle yok etmek istedikleri, toprağın altına gömmek istedikleri mücadelemiz, varlığımız, kimliğimiz, dilimiz yaşadı yaşamaya devam edecek. Hapishaneler ölümhanelere dönüştürülmüş durumda değerli arkadaşlar. Karşımızdaki iktidar bir ölüm iktidarı. Düşman hukukuna bile sığmayacak yöntemlerle cezaevlerinde bin bir türlü işkenceyle karşı karşıya arkadaşlarımız. 1517 hasta tutsak, 650'den fazla ağır hasta tutsak arkadaşımız var. Hastaneye gidemiyorlar. Mahkeme, hastane ve hapishane üçgeninde en ağır koşulları yaşıyorlar. 82 yaşındaki Makbule anne devletin korktuğu bir kadın olarak tutuklandı. Bin bir hastalıkla cezaevinde şu an. Ve nice arkadaşlarımız. Ama bizim payımıza düşen Ergin arkadaşımızın bütün bu işkencelere rağmen cezaevinde göstermiş olduğu direnişin kendisidir. O ağır hastalıklara rağmen, devletin bütün şiddet politikalarına rağmen vazgeçmediği özgürlük inancı, özgürlük mücadelesidir. Bugün biz burada sadece Ergin Heval'i değil, biz Ergin Heval şahsında mücadelemizi, dilimizi, kimliğimizi, özgürlüğümüzü ve toprağımızı sahipleniyoruz. Ben tekrar anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Sözümüz olsun. Cezaevlerini sahipsiz bırakmayacağız. Hasta tutsakları sahipsiz bırakmayacağız. Hak ettiğimiz özgürlük gelinceye kadar her yerde yan yana omuz omuz olmaya devam edeceğiz.